Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler terneler, değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın Bayern Münih maçını konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk buna Teşekkür ederim. Güzel bir futbol günü olsun hepimiz için. Futbol gecesi olsun ve Galatasaray'ın Münih karşısında Münih'ten puanla ayrılmasını bekliyoruz. Ve yavaş yavaş artık Okan Buruk'un da ne gibi planlar yaptığını e, haberlerde de görüyoruz. Bilgiler geliyor bir taraftan. Detayları konuşalım istersen. Şimdi bir yandan abi detayları da konuşacağız. Tabii bir yandan da yine gazete manşetlerine bakmak istiyorum. Çünkü yine gazetelerde Galatasaray'ın yani kazanmasına yönelik manşetleri görebiliyoruz ki onlardan şöyle ilkine hemen foto maçı manşetini ekrana getireceğim. Aslansın, destan yazarsın manşetini görüyorum. Galatasaray İstanbul'daki ilk maçta sahayı dar ettiği ancak şanssız gollerle yenildiği Bayern Münih karşısına tarih yazmak için çıkıyor demiş foto maç. Yani zaten eğer Allianz Arena'dan Bayern Münih stadından galibiyetle veya puanla çıkacaksa Galatasaray bu kesinlikle destan olacak gibi gözüküyor. Ve gruptan çıkmayı da artık garantilemiş gibi bir şey olacak. Tabi gözler bir taraftan da united Kopenhag karşılaşmasında da e, bulunuyor. Ve burada aslında beklenti nedir? Sanki oradan bir, bir puan daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü Kopenhag'ın oradan 3 puanla daha doğrusu evinden 3 puanla sağdan ayrılması bu sefer Kopenhaga da yarışın içine etiyeceği için başka bir Galatasaray adına stres kaynağı oluşabilir. Ama oradan gelecek bir bir puan Galatasarayı daha da rahatlatır gibi gözüküyor. Gözümüz bir taraftan e, tabii Kopenhag karşılaşmasında olacak. Galatasaray'ın sonrasında deplasmanda Kopenhag maçı var çünkü. Ama şunu söyleyelim Galatasaray'ın şu anki kadrosunda Muslera sağda, Icardi sağda, İkisi de böyle biraz e, sakatlıklarına rağmen oynayacaklar. Performans olarak ne ortaya koyabilirler bunu göreceğiz ama Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de ekrandaki sayfada da izleyenler görüyor. 10 numara e, da oynama ihtimali yüksek. Barış Alper'i sahada göreceğiz. Dünkü basın toplantısında da Okan Hoca kendisine gösterdi zaten izleyenlerle paylaştı bir taraftan da. Ve şu anda da muhtemel 11'i gösterelim sevgili Murat. Mustara kalede olacak Günay e, beklenmiyor onu söyleyelim çünkü... Dün Okan Hoca'nın da Yener İnce ile yaptığı görüşmede e, o e, oynamasında sıkıntı olmadığı ile ilgili bir bilgi paylaştı. E, Sasha Boy, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira ile Kaan merkezde orta sahada Hakim Ziyek'in daha önce Samsun Kopenhag maçlarını hatırlayalım. Sağ tarafta oynadığı maçlarda evet, çok fazla evet. performans verememişti kendisi. O yüzden sağ tarafta Barış Alper ihtimali var. Parantez diyelim. Kerem Aktürkoğlu on numarada. Zaha diğer tarafta Icardi de ileride forma giyecek. Münih tarafında tabi eksikler var ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman ideal kadrosundan çok uzak olmayan bir Galatasaray sahada olacak sevgili Murat. Şimdi Münih tarafına da döndüğümüzde abi ilk maça göre onlar da biraz daha tam kadro şeklinde maça çıkıyorlar. Yani onlar da ilk maça göre daha hazır olacaklar ve kesinlikle ilk maçtan daha zorlu bir karşılaşma olacak. Ama burada tabi yani deplasman olsa bile abi maçın tabi Almanya'da oynanıyor olması bizim için de şöyle bir avantaj hani Bayern Münih'in bir Alman takımı olması oradaki gurbetçi taraftarlarımız da gerçekten hani e, etkili olacaklar maçın skoruyla sonucuyla alakalı diyebilirim ki ciddi anlamda da e, Türk seyircide olacak gibi gözüküyor statta bunun da tabi olumlu etkileri olacaktır. E, Barış Alper tercihi ile alakalı şunu ekleyebilirim ben de gerçekten Barış'ın Barış için önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ve Barış'ın sürü alacağını düşünüyorum. Yani bu ilk 11 olur. Sonradan oyuna dahil olur ama Barış kesinlikle süre alacaktır ve maçın gidişatına göre de e, yani maçı etkileyecek oyunculardan bir tanesi olacak. Mustera konusunda şöyle tekrardan bir dönmek istiyorum ki Mustera'nın yani sakatlanıp e, oyundan çıktığı maçtan sonra hani bir süre oynamayacağı konuşuluyordu aslında e, uzun bir süre. Günay Güvenç'in bu Bayern maçında ka e, kalede olacağı söyleniyordu ama Mustera her zaman olduğu gibi yine erken döndü diyebiliriz. Dirseyindeki ağrılara rağmen Münih deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Kasımpaşa maçında dirseği yerinden çıkan ve doktorların bir ay sağdan uzak kalması gerektiğini söylediği Mustera iğneyle de olsa bayan maçında oynamak istiyorum dedi ve takımla Almanya'ya gitti. Sözleri var. Galatasaray'da da abi sanki artık bu durum bir gelenek haline gelmeye başladı. Icardi'de e, birkaç hafta önce bunu görmüştük. Şimdi de Mustara'da görüyoruz. Evet maç gündeminde aslında çok fazla detay var. Ki burada e, maçın dışında da ekrandaki haberde de görüyorsunuz. Dursun ile alakalı çok özel diye başlıklı bir haber var. Arabistan'ı Ali Koç onayladı şeklinde Dursun Özbey'in söylemleri. Bu konuda e, Mehmet Büyükekşi'nin de açıklaması vardı. Suudi Arabistan konusunda e, genel kurullarda daha doğrusu Divan'da e, genel le baktığımız zaman Suudi Arabistan'a karşı olan taraftarların da karşı olduğunu görüyoruz. Ancak hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da genel kurulların çok da tasvip etmediği bu Suudi Arabistan planına aslında daha öncesinde başkanların da onayladığı bilgisi var. Önce Mehmet Ebi dedi ki iki başkan da iki yönetim de onayladı dedi. Sayın Özbek de Ali Koç cephesiyle alakalı şimdi bir söylemde bulundu. O da e, Ali Koç'un onayladığını söyledi bir taraftan. O yüzden de e, Suudi Arabistan planı hayata geçecek gibi gözüküyor sevgili Murat. Evet şöyle farklı e, gazetelere de dönmek istiyorum bir yandan. İzleyicilerin de yorumlarına geçeceğiz. İç sahadan farklı sonuç odaklı açıklamasını görüyoruz ki burada yani e, hem Okan Buruk hem Barış Şalper Yılmaz basın toplantısında hani gördük ki Galatasaray yine aslında ilk maçta olduğu gibi e, böyle rakip Bayern Münih deyip de hani geride bekleyecek, çekilecek bir e, oyun çok fazla tercih edilmeyecek gibi gözüküyor ama bir yandan da tabii hani manşetle de görüyoruz ki sonuç odaklı oyununda biraz fazla olacağını tabii söyleyebiliriz ki bu da zaten Bayern Deplasmanı'nda doğru olan şey gibi gözüküyor. Evet, gündemle alakalı sizlere böyle sıcak bir şekilde detayları aktardık. Futbol Plus'ta, Burat, bugün seninle birlikte başladığımız bu yayın periyodunda Onur Özkan, Suat Umurhan canlı yayında olacak. Emre Kaplan'la ilgili enteresan paylaşımlarımız yine yayında bahsettiği konular üstünden olacak. Ee, ve akşam saatleri de gece arasında da Okan Burun basın toplantısını da yine Futbol Plus ekranlarından bulabileceksiniz. Maçla alakalı temennim tabii ki de galibiyet. Galibiyet olamasa da beraberlik e, orada oyun olarak ezilmediğimiz bir maç bekliyorum. E, Okan hocanın burada planlarının bir şekilde tutacağı kanısındayım. Karşı taraftaki eksikler elbette e, biraz takımı e, etkileyecek. E, Bayern Münih'i etkileyecek. Galatasaray'da da Fernando Mustera'nın eğer Sakatlığı ile alakalı problem ortaya çıkmazsa ki Icardi de iğneyle oynuyor ve iyi oynuyor. Yani bunu da söylemek lazım ve özellikle böyle maçlara Zahanın da çok ayrı motive olduğunu hatırlatalım ve geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz e, maçlarda da son dönemlerde özellikle son maçta da yine iki golle birlikte galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu noktada da ben performansını da iyi olacağı düşüncesindeyim. Galatasaray büyük bir vitrine çıkacak. Dünyanın en büyük takımı diye adlandırabilirim. Benim gözümde Bayern Münih dünyanın en büyük takımıdır. Evet. Ee, Sonrasında Madridler vesaire gelir ama e, Bayern Münih gibi dünya devine karşı deplasmanla oyun olarak ezilmemek bile bence çok kıymetli ve Galatasaray bunu bir şekilde başarıp sağdan da puanla ayrılacak. Murat ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ben de çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığın bilgiler için. Maçla alakalı son olarak şunu söyleyebilirim. İlk maçta Galatasaray çok iyi oynamasına rağmen özellikle ikinci golden sonra kırıldı diyebilirim. Yani saha içerisinde mental olarak da biraz düştü ve oyunun hakimiyeti tamamen e, Bayern Münih oldu. Şimdi bu maçta da bence buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Bayern Münih'in nasıl bir e, hani tırnak içinde gol canavarı bir takım olduğunu biliyoruz. Ve erken yenilecek bir golden sonra e, yani mentalin düşmemesi bence çok önemli çünkü erken goldan sonra düşecek mental maçı farklı noktalara götürebilir bunu kesinlikle istemiyoruz gol yenilse bile Galatasaray yine o e, kendi oyununu alışta gelmiş oyununu oynamaya devam edecektir az önce manşetle de söyledik e, manşetleri ekrana getirirken de söyledik Okan da planı aslında bu şekilde iç sahadan farklı sonuç odaklı bir oyun bekleniyor hani artık oyun iyi olur kötü olur bunu çok fazla açıkçası Kimse düşünmüyor ama oradan alınacak puan çok değerli. Tabi puan alınmasa bile oyunun iyi olması e, burada da vitrin açısından önemli olacaktır. İlk maçta olduğu gibi, United maçında olduğu gibi, Kopenhag maçında olduğu gibi diyebiliriz. Galatasaray'ın da bu gruptan çıkmasını ben de bekliyorum. Bunu da son olarak eklemiş olalım. E, Futbol Plus'ta gün içerisinde yayınlar devam edecek. Bugün yoğun bir e, programımız var. Kanala abone olarak bu yoğun programdan haberdar olabilirsiniz ve canlı yayınları kaçırmayabilirsiniz. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bunları da biz gün içerisindeki diğer yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ve tabii ki bu yayını beğenirseniz daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.